yengem geliyor. Dinle yenge. Ben sadece ona yardım etmeye çalışıyordum. Hayır, hayır, öyle değil yenge. Ona yaşına uygun davranmasını söylüyordum. Ben bunu taşırım diyordum. Buraya her ne için geldiysek onu yapalım mı? Evet yenge, gidip adaklarımızı sunalım. Peki neden burada duruyoruz? Biraz para ver. İyi ama yenge, yanıma hiç para almadım. Senin aldığını düşünüp ben de yanıma para almadım. Ama sen... Paraya gerek yok Bayan Vasundra. Mabedimize bugüne kadar çok yardım ettiniz. Ama peder bey, gelmişken biraz bağış yapsaydık iyi olurdu. Neden bugün yanınıza para almadınız? Bu kimin hatası? Ama efendim, ben bir şey yapmadım. Efendim, ben... Bu gece 12'ye kadar tek ayak üstünde durma cezası vermiştim. Ama Suman, sen yarın gece 12'ye dek tek ayak üstünde duracaksın. Çünkü bu senin hatan. Olamaz. Ama efendim, bunun kimin hatası olduğunu nereden biliyorsunuz ki? Hatasını bilen bir insan konuşurken kekeler. Teşekkür ederim Tanrım. Bu işi verdiğin için. Vicdanı rahat olmayan insan akıcı şekilde konuşamaz. Bu yüzden senin için buraya geldim. Teşekkürlerimi sana iletmek için. İnsanın diksiyonu temiz değilse kalbi de temiz değildir. Söz veriyorum. İşimde herkesten çok çalışacağım. Bana cevap verirken kekeledin. Bu sayede senin hatan olduğunu anladım. Anne, üzgünüm geciktim. Önemli değil. Şoförümüz var Duru. Neden her seferinde sen almaya geliyorsun? Hı? Yapacak dünya kadar işin olmalı. Anne, ben işimi çok seviyorum. Ama seni sevdiğim kadar değilim.